Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Steam Deck'te çalışır mı konseptimin oyunu Red Dead Redemption 2. Beklenen bir oyundu açıkçası. Dolayısıyla ben de bir an önce çekmek istedim. Oyunu ilk Epic Games üzerinden indirdim. Her şey iyi güzel indi. Rockstar Games'in launcher'ına bağlandık. Social Club'ı indirdik vesaire şeklinde. Fakat oyuna girmek istediğimiz zaman siyah ekranda kalıyordu. Bu durum benim çok sinirimi bozdu açıkçası. Ben de sinirlendim. Gittim Steam'de hazır indirim varken kazık fiyattan satın almak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Zaten hani hem video çekmek için satın almış oldum. Hem de zaten hesabımda bulunsun. Yani Steam üzerinden oynamak daha akıcı oluyor Epic üzerinden. Çünkü Epic Games'te bazen performans kayıpları verebiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Steam'de olmayıp Epic'te olan bir sürü oyunum var. Mesela Cyberpunk'ı ben Steam üzerinden almamıştım. Epic üzerinden satın almıştım. Daha uygun fiyata gelmişti açıkçası. Cyberpunk'ı orada oynayacağız. Oradan videosunu çekeceğim. Şu an bunu beklememizin sebebi birazcık internet bağlantısıyla alakalı. Wi-Fi üzerinden bağlandığım için şu anda kapıda kapalı. Wi-Fi de başka bir odada. Yani modemim. O yüzden birazcık ağır çekiyor. Şimdi oyun Türkçe. Yamasını zaten paylaşacağım. Türkçe yamasını. Onu da videosunu çektim. Bir sonraki videom o olacak. Şimdi öncelikle ayarlarıma gelmek istiyorum. Buradan grafik ayarlarına bir geleyim. Bakalım neyi de oynuyormuşuz oyunu. 800p'deyiz. Tam ekran modundayız. Kaplama kalitesi orta. 500 bunlar kapalı. Düşük, 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 düşük. Her şey düşük. Neden? Çünkü bu oyun Steam Deck'te oynayabilmemiz için zaten bunları düşüğe almam gerekiyordu. Şimdi önemli olan vermiş olacağı performans. Bakalım nasıl bir performans verecek. Bu arada buradan parlaklığımı arttırayım. Daha güzel gözükür. Buradan dilerseniz şunu aktif edebilirim. Sıcaklık değerini görürüz. Burada da 60 FPS'e sabit. Yani burası aslında 60'ta tutmamın bir anlamı yok. Çünkü 60 FPS alamayacağız oyundan. Bunu ben 45'e sabitlemek istiyorum. 45 idealdir. Sesini biraz açayım. Bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Oyunun hem sıcaklık değerini göreceğiz. Hem de farkındaysanız şu anda prize bağlı değilim. %96-97 şarjla başladık. 96'ya düştü. Şu an 3,5 dakikadır kaydı alıyorum. Oradan hesap edersiniz artık ortalama ne kadar şarjının gittiğini. Şu anda 11 GB RAM kullanıyor. 67-66 derecelerdeyiz. Buraları atlıyorum. Çünkü önemli olan oyun içerisini göstermek. Karlı bir atmosfer. Oyunun genelde şey olduğu, zor olduğu, yani karlı atmosferler genelde zorlar cihazları. Ya da tam tersi de olabilir. Açıkçası tam net bilmiyorum. Burayı da atlayalım. Evet. O meşhur sahne geldi. Gördüğünüz gibi Türkçe ama yazılar konusunda fixleme yapmam gerekebilir. (Gülüyor)
Tamam dayı, anladım. Şu an 42, 43, 45'e doğru FPS'lerdeyiz. Sıcaklık değerlerimiz artmış, 75'lere çıkmış. 11,5 GB RAM tüketiyor cihaz. Nasıl tutalım bakalım. Oyun Steam üzerinden açıldı dediğim gibi. Epic üzerinden birkaç tane ayar yapılması gerekiyormuş. Videolarını izledim. Onun için de açıkçası uğraşmak istemedim ama ilerleyen vakitlerde belki onun da uğraşmasını yaparım. Epic üzerinden oynamak isteyen arkadaşlar için. Ama Dutch'la konuşalım. Sen paradan haber ver. Hadi öyle desin. Şu an gayet fena değil. Sinematiğimiz girdi. Geçebiliyor muyuz? Harflerini yazmıyor. Onu fark ettim. Ö harflerini yazmıyor. Şey yazmıyor yani altyazıda. Mesela savaşçıydık diyor. Orada garip garip şeyler var. Onu o şekilde hayal edebilirsiniz yani. Hani direkt sadece ı'yı yazmadığı için okuduğunuza bak. Yani okuduğunuz zaman tahmin edebiliyorsunuz az çok. Benim çok gözüme batmıyor. En azından dedikleri şeyleri şu anda anlayabiliyorum. O yüzden çok problem değil. Ama daha doğru bir yama indirdiğiniz zaman zaten nasıl indirildiğini anlattım. Bir sonraki videoda izlersiniz onu da. Oradan daha doğru bir yerden yama indirdiğiniz takdirde yazı problemi de ortadan kalkar diye düşünüyorum. Şu anda 8 dakikayı geçti. 8,5 dakikadır. Başka kimseyle karşılaştın mı? Dur lan. Gel 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 gel. Konuşalım adamla. Ya bunlar kendi aralarında konuşsunlar. O yüzden yamayı nereden indirdiğiniz önemli tabi. Şu an 45 sabit alıyoruz. Çok etrafta çünkü görsel olarak bir şey yok. Yani her şey beyaz olduğundan dolayı. Çok da zorlamıyor cihazı. Fan yani çok az çalışıyor diyebilirim. Yalnız görsel çok güzel be abi. Yani bayıldım. Steam Deck'te de çok güzel gözüküyor açıkçası. Oyun. Her şey düşükte olmasına rağmen bunu bu tarz şeyler kafaya takmayın. Zaten 7 inç ekranda çok da şey değil, şey olmuyor. Dert olmuyor bu görsel. Helsinki. Adam da amma ağır hareket ediyor ya. Oyun gerçekten
Şey gibi yani, simülasyon yapmışlar resmen. Aa, dur, şuradaki arabaya saklanma dedi, dur. Gel 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 gel. Arthur'la şuraya saklanalım bakalım. Tamam. Çatışalım. Savaşacağız bunlarla. Kitlenmeyi merak ediyorum da. Güzel kitleniyor, tamam. Dostlar, kitlenmesi güzel. Aimlock güzel çalışıyor. Çok rahat oynarsınız yani bu şekilde. Ben oyunu burada sonlandırmak istiyorum. Yani gerekli olan her şeyi zaten gördük. Ortalama 45-40 FPS'lerde 800p'de düşük ayarlarda oynanıyor bu oyun. Dediğim gibi Steam üzerinden açtık. Epic üzerinden birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla onu daha sonraya saklıyorum. Türkçe Yama videosu da zaten gelecek. Yama'nın harfleriyle alakalı, dediğim gibi doğru yerden indirdiğiniz takdirde daha sağlıklı olacaktır. Ben ilk gördüğüm yerden indirdim. Önemli olan yani nereden indirdiğiniz de çok önemli. Bu videoluk da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.